Fiko, Kiraz hadi ablacığım ya. Hadi geç kaldık sınava. Tamam geldim. Anlat falan yok. Darlama çocuklar arabayla gidiyoruz oğlum hadi. Allah Allah. Hadi hep aynısı oluyor ya. Bu ne şimdi? Hayda. Hayırdır Cemil? Evi aramaya geldik Filiz. Savcılıktan iznimiz var zorluk çıkarma. Ne izniymiş bakabilir miyim? Niye varıyorsun ne akla? Bu seni ilgilendiren bir konu değil. Şöyle az ötede dur sen. İzinleri var. Alayım onu. Hayırdır? İznimiz var Filiz. Zorluk çıkarma. Hadi arkadaşlar. Delireceğim ya. Bu ne ya? Kimin? Hayırlı günler. Her yere bakın arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? İlla bir kıllık yapacaksın değil mi sen? Ya bırak ne yapıyorsa yapsın ya. Bana bak bana. Burası benim evim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya abla ne olacak? Ablacığım siz çocukları da alın dışarı çıkın. İsmi. Sınav? Hayatım siz dışarıda bekleyin. Ben götüreceğim sizi merak etmeyin tamam mı? Hadi hemen geliyorum ben şimdi. Hadi. Bana bak. Bela mı istiyorsun sen? Neyin peşindesin? Sakin ol. Böyle sen de sakin ol. Ne yapıyorsa yapsın defolsun gitsin. Sırf şu inadın yüzünden çocuklar sınava geç kalacak farkındasın değil mi? O çocuklar bir sınava giremesin ben seni ne yapıyorum bak. Cemil. Ha. Ne oldu bu rafta? O ne ya? O ne be? Uyuşturucu herhalde. Ay Allah aşkına yani mutfakta bulduysan baharattır. Filiz bu sizin evde ne arıyor ya? Biz babanla beraber onu bulmuştuk. Sonra un zannettik. Mutfağa koyduk yani sen anlarsın ne olduğunu diye. Evet, uyuşturucu bu. Ne? Filiz Engin, evinde yüklü miktarda yasa dışı madde bulundurmaktan tutuklusun. Tak kardeşim kelepçeyi. Ya kelepçeyi sen... Saçmalama, delirdiniz galiba. Abi ne uyuşturucusu ya? Bizim evde ne arasın uyuşturucu ya? Barış. Sakin ol hayatım, sakin ol. Çözeceğiz, merak etme. Sakin ol. Sakin ol. Ya Cemil saçmalama benim ne alakam olur böyle şeylerle ya? Bilemiyorum Filiz. Savcının talimatı neyse onu uygulayacağız. Ya Cemil... Ya bırak beni gideyim saçmalama ben görsem tanımam. Fikri abi getirdi o zaman eve ha? Öyle mi? Zaten arkadaşlar onu da arıyor. Ya babam yapsa bir kere alır götürür niye de bıraksın? Ya babaannemi dinlemedin mi? Sen söyledi ya biz Fikri'yle bulduk da kenara koyduk diye. Cemil bak gözünü seveyim. Çocuklar dışarıda perişan. Bak sınava da giremediler zaten. Ne olur beni bırak gideyim ya. Biliyorsun benimle bir alakası olmadığını. Şaka mı yapıyorsun sen Filiz? Olayın ciddiyetini anlayamadın galiba. Evinizden bilmem kaç gram uyuşturucu çıktı. Var ya. Senden hiç beklemezdim biliyor musun? Doğruyu söyle bana. Barış mı alıştırdı seni bunlara? Ya sen ne biçim konuşuyorsun be? Pardon. Ay ayıp değil mi yaptın canım? Tanımıyor musun sen beni bin yıldır? O ayıbı geçeli çok oluyor Filiz. Öyle bütün mahallenin önünde yedi düvele rezil etmeden önce düşünecektim bunları. Tamam derdini söyle işte. Ama işte Allah büyük. Ahmet izin versene gireyim oğlum. Duracağım Filiz'in yanında ya. Barış. Daha savcı gelmedi. Talimatını bekliyoruz.
Ne oluyor ya? Dostum şu anda avukatını getirdik. Avukat sorgu olmaz. Girmemiz lazım. Ya işte sorgu çıkarmayalım. Ne oluyor ya? Barış. Sadece avukat girecek. Ben buradayım. Kardeşim şüpheli içeride. Avukat girecek sadece. Vatandaş dışarıda beklesin. Kusura bakmayın. Sakin. Hoş bulduk. Şimdi sor ne soracaksan. Sizi dinliyorum. Gel gelin. Yok abi ben bekleyeceğim burada. Filiz buradayken ne işim var benim ya? Oğlum sorgu odası ne yapacağım burada durup yani? Ya hadi yürü gidelim Tülerlerin yanına hadi. Ya zaten suçsuz olduğu çıkacak abi ortaya. Bir şey olmaz. Burada yapacağımız bir şey yok. Sen getirdin avukatı. Ne yapacaksın da hadi yürü. Olur. Ne durum? Filiz nerede? Nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bekliyor. O ne demek? Ya durun endişelenmeyin hemen. Rutin bir durum. Normal yani mahkemeye çıkması. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Birinin Filiz'in üzerine suçu attığı ortada ama... Ama ne? Gerisi hakimin mahkemedeki takdirine kalmış. Tülay, Tufan, siz çocukları alın eve götürün. Ben Sevilla'nın mahkemeye gideyim. Akşam dönerim, tamam? Tamam. Hadi benim bunlar. Ya Tufan abi, ben ablam nereye, ben oraya. Ben de. Ya tamam, çocuklar akşam gelecek zaten ablanız. Bir şey yok. Hadi gidelim biz. Ablam gelecek mi? Bana bak. Akşam ablanız gelecek, tamam mı? Ben kendi ellerimle getireceğim onu. Tamam mı? Barış abi, ablamı getir olur mu? Getireceğim oğlum, söz. Söz. Tamam. Haberleşiriz. Geç sen de konuşuruz. Nedir Sevil Hanım? Çıkabilecek mi? Kurtarabilecek miyiz Filiz'i? O babanız olacak adam hala yok ortalıkta. Uğramadı. Ya babaanne, onun babalığından ne olur ya? Bu kadar işte onun babalığı. İki gün geldi durdu böyle başımızda yalandan. Üçüncü gün döndü fabrika ayarlarına. Niye şaşırıyoruz ki? Onun normali bu zaten. Yani duyma desem olmaz. Yani mahalle yıkıldı, indi bindi. Biz rezil olduk. Ama onun duymamış olması imkansız. Bu ne sorumsuzluktur. Ben bir çay demleyeyim. Çocuklar da acıkmıştır. Bir şeyler yapayım size çocuklar. Tamam tamam, sen otur gidin, ben dururum. Ay sen ne anlarsın çay demlemekten ya? Ya benim mesleğim bu ya. Kahveciyim ben. Her gün çay demliyorum zaten. Ev başka, kahve başka. Kızı mutfağını dağıtma şimdi. Ha, başlayacağım şimdi çayınızdan, kahvenizden. Hanginiz yapacaksa yapsın. Aa, koyun can derdinde, bunlar çay derdinde. Sen de otur şuraya. Gel buraya. Otur şuraya. Başım döndü bir oraya, bir buraya. Aa, midem bulandı. Otur. Tamam oğlum sen de yani hakikaten. Gelecek işte dedi Barış akşama. Ya abi, ya ablamı bize alırlarsa? Ne alsınlar oğlum, suçu yok ya, bırakırlar şimdi. Tabii oğlum, suçsuz yerle almazlar kimseyi. Ya kim yapmış olabilir böyle bir şey kıza ya? Ya kim yapacak o Ömer denen... Neyse işte ya.
Her şey beklenir ya Elif'ten, vallahi. Biliyor musunuz, biz Fikri'yle bulduk onu. O baktı, hatta kokladı. Ben de baktım, ikimiz de bir şey anlamadık. Ömer abi mi yapmış? Yok yok ya, Ömer, o başka Ömer yani. Ben isim karıştırdım. Bir de senin ağzından duyalım. Suçunu ifadendeki gibi red mi ediyorsun? Hakim Bey, vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben o paketi hiç görmedim. Herhalde birisi koydu eve yani. Evdekiler de bilmiyor çünkü. Ben masumum. Kayda geçsin. Sanık suçsuz olduğu iddiasını ifadesindeki gibi yineledi. Sürdürülecek tahkikat ve mahkeme süreci boyunca müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz hakim bey. Kendisinin adresi ve telefonu bellidir. Kaçma şüphesi yok. Karar. Salonda çekeyim ben. Şöyle iki taraftan da alayım bir, çekeyim. Meyve yiyin. Hı, istemiyorum. Hadi. Şeyma Hanım. Tamam, siz gidebilirsiniz. Bu kadar fotoğraf yeter herhalde. Tamamdır. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağla anneciğim, ağla. Dök içini. Tamamen at da Fikri amcayı içinden. Pırıl pırıl gidelim Ankara'ya. Kolay mı be kızım? Kolay mı? Hadi ya. Nasıl be? Ana. Bu evde mi oturuyorsun sen ya? Burada. Vay. Senin mi kiram? Benim. Eve bak ya, eve bak. Bu trilyonluk ya. Ya. Hay Allah'ım, yine aynı şey ya. Ha bir arabayı çizip duruyorlar. Ana. Hale bak. Oha. Bu araba da mı senin? Ana. Ne saçma değil mi? Öleceğim ama derdim arabamın çizilmesi. Ay. Ben hiç eve girmek istemiyorum. E girme o zaman. Şimdi annemler başlayacak. Neredeydin, ne yaptın, nerede kaldın? Hastasın sen, yapma böyle şeyler. Kız sen bu yaşta hala annenle mi yaşıyorsun? Yoksa evi o mu aldı benimki gibi? Ya yok, hastayım diye geldi kadıncağız. Biyopsi olacağımı duyunca geldi. Şimdi tahlil sonuçlarını soracak. Bir şey de söylemedim. Ne yapacağız biliyor musun? Gel gel. Buradan çıkalım gidelim arabayla burnumuzun doğrultusunda. Öyle gidelim işte. Nasıl? Bayağı böyle basıp gidelim. E tabii. Hayat bize nereden pas atarsa oradan göğsümüzde yumuşatacak. Çakacağız golü. Ya ama... Ama ne artık acaba ya? Ama ne? Hadi atla gidelim. Vallahi gidelim. Al sen şu ayakkabılarını al. Bende yedek var. İyi, iyi. Basıyorum yere artık. Ben çıkayım öyle bir insan. Gel gel, gel. Açıktan gel, açıktan. Gel. Allah ya, şöyle. Atla öyle. Gel, gel. Hadi bakalım. Çocuklar. Hadi siz yiyin bir şeyler bari, hadi. Yok ya Tülay abla, iyisimiz yok ki. Ya abi hani hemen geleceklerdi? Ya gelecek oğlum ya. Yani demek ki bizim bildiğimiz gibi böyle çabucak olmuyormuş bu işler demek ki. Hem oğlum sen ne strese giriyorsun ya?
Çocukları da korkutuyorsun. Gelecek işte. Ablam nerede? Gelecek İsmocuğum ya. Birazdan gelir yani. Yolda kalmışlardır falan. Görüyor musun bak çocuğun hale soktuğunu? Oğlum zaten ekstra kötü bir durum olsa Barış bize haber verir yani. Hehe arardı. Ya kesin kötü bir şey oldu, siz bizden saklıyorsunuz. Ne oldu? Ablamı hapse mi attılar? Bizi yollamayacaklar değil mi? Ya bir şey oldu biliyorum ya. Ya Figo ne alakası var onun? Sus bakayım sen. Felaket tellallığı yapma. Abla! Geldin. Abla, geldin. Abla, geldin. Geldim. Geldim. Canım. İsmi o. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol babaanne, sağ ol. Ha, tamam değil mi abla şimdi ha? Hakim anladı yani o suçsuz olduğunu. Kapandı yani konu. Seni teyze. Yani şimdi şöyle. Daha bu ilk duruşmaydı. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi ablanızın ama dava sürecek. Yani asıl kararın çıktığı duruşma bir hafta sonra yapılacak. Ay, o ne demek ya? Suçsuz olduğuna inanmadılar mı ablam? Hayır oğlum ne alakası var? İlk mahkemeydi bu. Yani ikincisi aynı şekilde dediğimiz gibi devam edecek. Bitecek yani bu iş. Şimdi ferah tut. Öyle olacak değil mi? Hapse falan girmeyeceksin yani. Ya olur mu öyle şey ablacığım? Yok Allah Allah. Hadi oturun yerinize, hadi sakin ol. Ben de izninizi isteyeyim. Haberleşiriz. Ben de sizi geçireyim. Kimin çayı bu? Teşekkürler her şey için. Barış, kimsenin moralini bozmak istemedim içeride ama bu iş çok ciddi. Bir saniye. Nerede Sevil Hanım? Filiz'in durumu hiç parlak değil. Ben ilk duruşmaya girdim. Ama benim uzmanlığım değil sonuçta. İşin altından kalkamam. Filiz'in hapis cezasından kurtulması için çok iyi bir ağır ceza avukatı bulmanız lazım. Tamam. Yani öyle diyorsanız tabii araştırırız. Tabii onu tamamdır. Hı hı. Ama kapım her zaman açık. Yeni avukat başlayana kadar beni ilgilenmeye devam ederim. Sağ ol, sağ ol. Rica ederim. Haberleşiriz. Fiko? 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 Ne oluyor oğlum? Bırak lan Şabi ya! Teyze Cemile'den farkı yok var! Şşş, bana bak sakin ol lan ne oluyor? Ya dur sakin ol, konuşalım. Anlat derdini. Barış. İstemiyorum Barış abi, istemiyorum. Ablamı hapse atacaklarmış. Bizim Barış olacak. Ne olacak bizim Barış, Barış abi? Bana bak, bana bak bir. Sakin ol şimdi, tamam mı? Ablan hapse falan atmayacaklar. Anladın beni? Böyle bir şey izin vermeyecek. Onu ayıramayacaklar size, tamam mı? Merak edecek bir şey yok yani, korkma. Okey. Hadi eve gidelim. Kalk. Salak mıyım ben Barış abi? Salak mıyım ben? Senin teyzenin dediklerini duymadın mı ben ya? Bak, bağırma ulan. Salak falan değilsin. Bağırma, tamam mı? Salak falan değilsin. Hatta cin gibisin. İyi, sen kaşın. Bana yardım edeceksin o zaman, tamam mı? Bak. Durumlar birazcık zor. Senden bunu saklamayacağım. Ben o tarafı çözeceğim. Ama senden istediğim yardım şu. Eve sahip çıkacaksın, tamam mı? Ablana sahip çıkacaksın, yardım edeceksin ona. Normalde bunu rahmet yapıyordu. Ama onun da başında bir ton bela var. Artık iş sana düşüyor, tamam mı? Hallederiz değil mi Barış abi? Tabii hallederiz oğlum. Tabii ki halledeceğiz. Erkek sözü bak. Erkek sözü. Tamam mı? Hadi, hadi koş.
İki gün doğru düzgün yemek yediler, yine makarnaya talim olsun çocuklar. E bırakmadın ki doğru dürüst yemek yapayım çocuklara. Olur mu canım, dinlenmen lazım senin. Üç yanlısın sen artık, tamam bırak onu da ben yaparım. Ay saçmalama Filiz, domates doğramaktan ne olacak bana? Aa. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim ya, iyiyim. Ya hakim ne dedi, bir de anlatsana bana ne olur. Ya işte bir şey yok yani, Sevil Hanım çok güzel konuştu. Ondan sonra hakim de işte bir sonraki celseye kadar tutuksuz yargılansın dedi. Öyle yani. Zaten o zamana kadar gerçekler çıkar ortaya. Sen üzülme tamam mı? Üzülüyorsan yani saçmalama. Biz neleri aştık ya? Yani bununla mı yıkılacağız? Yıkılmayacağız tabii. Eğer başımıza bir şey gelirse yani hapse falan girersem ben gözüm arkada kalmaz zaten siz varsınız. Sen de yedi çocuklarla bir tek kızlarla kafayı yersin yani bir şey olmaz. Filiz sen ne diyorsun ya, laflara bak. Tamam canım öyle bir şey olacağından değil işte sus. Hadi. Hadi sofraya hadi aç. Baş, ver ben mutluyum. Salata da geldi. Ver. Ver taşıma sen. Babaannem nerede? Duyuyor içeride, kaldırayım mı? Yok çağırma kadını, çağır. Çok mu sıcak ya? Çok sıcak oldu. Yok. Su getireyim mi ben? Bu kahvacım mı değil? Çok sıcak olmadı mı ya? Camı açayım ben. Vallahi bana da sıcak geldi. Filiz, terliyor musun sen? E terliyorum baş, sıcak. Camı açayım şuradaki cam. Bir bakar mısın sen bana, sen iyi misin? İyiyim ya. Filiz! Filiz! Abla! 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 Abla ne oldu? Çabuk çantamı getir merhabandan, çabuk! Filiz, Filiz kalkar mısın? Filiz, Filiz kalkar mısın? Abla ne oluyor? Dediğin gibi iki kolyeyi hallettim ben. Bak ne buldum. Bebeklik albümü. Abi kızım sen ne tatlıydın ya. Bak burada kırkın yeni çıkmış. Sana çekmişim. Tatlı olur. Evet. Ha bak bu da emeklediğin ilk gün. Burada bu salonda. Kala kala elimizde bu. Anılar kalıyor. Üzülme anneciğim. Yeni evde daha güzel anılarımız olur. Onu üzülmüyorum da... Fikri Bey'in hiç fotoğrafı yok bende. Onu yanımda götüremeyeceğim. Anılarımı da götüremeyeceğim diye üzülüyorum. Hayda. Kıyafet alacağımıza benzin alsaydık bitti işte. Çek iyice çek. Ne yapacağız? Al çantanı. Hadi. Takip et beni. Fikri ya. Ne yapacağız biliyor musun? Önce başımızı sokacak bir yer bulacağız. Sonra da karnımızı doyuracağız. Hadi. Ya Fikri pislik götürüyor burayı. Burada nasıl kalacağız ki? Tamam burada kalmayacağız. Tepede kalacağız. Nasıl ya?
bir şey değil mi? Keyfimiz beyde paşada yok ha. 5 yıldızlı otel halt etmiş buranın yanına. Bir şey diyeyim mi? Hı. İyi ki geldik. İyi misin kuzum? İyiyim, iyiymişim. Kalkma, kalkma, kalkma. Tansiyonu düşmüş. Tamam, hadi bakmayın bana öyle. Yiyin yemeklerinizi, hadi. Ben tuzlu ayran yapayım. Oğlum hadi bakmayın bana, oturun yemeğinizi yiyin, hadi. Abla. Abla yok işte, iyi otur yemeğini ye. Tülay'a bakayım ya, o da fena oldu. Tülay. İyi misin? Bana bakmıyor. Hastaneye gidelim, kan testi falan yaptıralım. Ya yok şimdi hastane falan iyice darlar benim istemiyorum. Ya nedir bu başımıza gelenler ya? Ay elim ayağım dolandı. Hava mı alsak biraz ya? Tamam Özge. Hadi. Tamam, tamam. Aa, nereye? Biraz dışarı çıkalım ya, hava alalım ha. Sağ ol. Of. Hadi yiyin yemeğinizi, hadi. Daha iyi misin? Yani bak bence... Gün boyu bir şey yemedin, o yüzden de oluyor. Biliyor musun? Bir şeyler yesen, böyle bir yatsan, uyusan falan kendine gelirsin, toparlarsın bence. Kendime gelemem. Kendime gelemem Barış. Ben gidersem ne yapacak bu çocuklar? Zaten ben öyle küçük yerlere giremem, ben korkuyorum öyle küçük yerlere. Yavrum olur mu öyle şey? Allah Allah. Canım sen niye ağlıyorsun ki? Sen girmeyeceksin ki oraya. Bak bakayım bana. Ben sana hep ne diyorum? Ben yaşıyorken senin başına bir şey gelmez diyorum, değil mi? Gene söylüyorum aynı. Güven bana. Ben yaşıyorken sana asla bir şey olmasına izin vermem. Söz veriyorum. Tamam mı? Bak. Bak dinle şimdi bak. Şimdi ilk önce bu beladan kurtulacağız, tamam mı? Sonra sen Cemil'den boşanacaksın. Sonra gideceğiz, Yıldırım nikah kıyacağız. Evleneceğiz yani. Sonra çok daha büyük bir eve taşınacağız. Bütün minimobları yanımıza alacağız. Çok mutlu olacağız, çok huzurlu olacağız. Hayal ettiğimiz gibi. Tamam mı? Tamam mı? Ben sana bir şey olmasına asla izin vermem. Sen şimdi dinlen güzel güzel, tamam mı? Kendine gel, bir toparla. Üzme kendini de. Üzmen gereken bir şey yok. Hadi içeri girelim çocuklar, merak etmesin. Sen gelmeyecek misin? Yok ya, ben gelmeyeyim. Oturun siz. Görüşürüz bir tane. Hadi. Mülkü amirine danışmadan savcının emir çıkarttırdın ha? Bana sormadan nasıl operasyonu çıkarsın Cemil? Amirim, bu soruşturmanın başına beni siz getirdiniz değil mi? Siz yoktunuz, ben de inisiyatif kullandım. Ayrıca sonuç ortada. Görüyorsunuz, haklı çıktım işte. Ya bırak Allah aşkına. Sen Filiz'in uyuşturucu satıcısı olduğuna inanıyor musun?
Amirim, benim neye inanıp neye inanmadığımın ne önemi var? Delil ortada işte. Delil esastır, biliyorsunuz. Koskoca emniyet amirine delil esastır dedin sen şimdi, öyle mi? Yani iyi ki söyledin, biz bilmiyorduk çünkü. Ya Cemil, bak beni sinirlendirmeden çık. Hadi oğlum. Gel. Amirim, Savaş Aktan burada. Çok acil sizle konuşmak istiyor. Savaş Aktan mı? Gelsin. Merhaba amirim. Sen çık Cemil. Amirim. Sonra konuşuruz. Nöbetin bitti. Git biraz istirahat et. Otur. Amirim merhaba. Ben Ömer Duruner'le ilgili konuşmaya geldim. Amirim, bu adam mafya. Pek kanı toplayamadık ama bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bence Filiz'in evine de uyuşturucu koyan o adam. Yani bu konuda onu sorgulamanızı söylemeye gelecektim. Biz onun sorgusunu yaptık. Bir şey bilmediğini iddia ediyor. Peki bana izin verseniz. Yani ben gidip konuşsam. Belki biraz üzerine gidersem ikna olur. Bu mümkün değil. Böyle bir şeye izin veremem. Hayır. Amirim bakın. Ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Yani Filiz'in suçsuz olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Göz göre göre hapse girmesine izin mi vereceğiz? İzin verin onunla konuşayım. Konuşayım. Eğer içinden bir şey çıkmazsa ben yanlış düşünüyorum, olur. Bakın çok kısa konuşun. Amirim 5 dakika verdi. Tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Beni mi özledin Barış Bey? Kestir aşağı. Filiz'in evinde uyuşturucu buldular. Sen mi yaptın? Buraya kadar boşuna yorulmuşsun. Polisler sordu bana bu soruları. Bir şey bilmiyorum ben. Bence gayet iyi biliyorsun. Ulan sen nasıl bir adamsın be? Çocuklar bu evde, çocuklar. Zeynep de o evde. Zeynep'i de mi görmezden geliyorsun? Ya onlar bulsaydı? Zeynep'i tehlikeye atacak bir şey yapmam ben. Ama biliyordun. Hı? Bu kadar şey duyduğuna göre, delirmediğine göre biliyordun. Bak, çok yakında buradan çıkıyorum. Kızımı alıp gidiyorum. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. O zaman Filiz'den ne istedin? He? Yazık değil mi kıza? Senin kızına kendi kardeşlerine bakar gibi baktı o. He? Ne istedin ondan? Ay, yanlış yerde arıyorsun cevapları. Yanlış kişiye soruyorsun. Nasıl? Babana gideceksin. Ona soracaksın bunu. Savaş Aktan, süreniz bitti. Buyurun çıkalım. Bir saniye. Ne diyorsun sen be? Babana. Ediyorsun, anlatayım. Servet Bey beni buraya bir anlaşma yapmak için çağırdı. Baba beni buraya Filiz'i işten kovayım diye çağırdı. Ne? Ya? Duydun işte. Sen yaptın. Sen yaptın. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni. Savaş. Neredesin sen? Ne demek o? Ne oluyor? Filiz'in paketleri sen koydurdun değil mi? Ha? Sen ne saçmalıyorsun gece gece? Neredesin sen? Neredesin? Olduğun yere geleceğim. Neredesin? Senin saçmalıklarını ayıracak vaktim yok benim.